Hey Tolgsun hastaları, delileri, manyakları, kafayı kırmışları 30 saniye vardı girdim. 40 yılın maçı maç kazanıyoruz. Bir de yok 30 saniye bekle, 45 saniye bekle. Çişim de yoktu. Genelde bir çişim yapar gelirim. Ucu ucuna yetişirim. Çişim de yoktu çok affedersiniz. Maç bitti. Şarrank diye girdik. Keyifliyim. Niye keyiflisin abi? Çok mu iyi bir şey oynadı Beşiktaş? Niye keyiflisin abi? Hakem mi beğen mi beğendin? Abi onları konuşuruz. ...şundan dolayı keyifliyim... ...bu camia özellikle Ahmet Nurçebi döneminde... ...teknik direktörlük lisansı olmayan... ...biliyorsunuz Burak Yılmaz vardı... ...Burak Yılmaz'dan önce teknik direktörlük lisansı olsa bile... ...neye lisansı olduğu... ...belli olmayan bir Önder Karabeli vardı... ...Şenol Hoca'yı geçiyorum... ...bir Valerian İsmail vardı... ...ben Rıza Hoca'nın Beşiktaş'ta... ...engin direktör olmasını istemedim ama... Ya ...bunlar bunlar eğer bu... ...şeye layık görülüyorsa bu koltuğa layık görülüyorsa Rıza Hoca'nın da layık görülmesi, şans vermesi normal. İyi başlasın istedim Rıza Hoca. Bak iyi başlasın. Beşiktaş kariyerine iyi başlasın çok istedim. Çünkü Ahmet Durçebi Rıza Çalınma'yı getirirken şöyle bir kumar oynadı. Kumarın adı şuydu. Ben buraya Rıza'yı getirirsem Rıza'yı kovacak adam Sergen Yalçın'ı getiremez. Zayık olacak adam yabancı bir proje hocası ya da yabancı isimli bir hoca getirmek zorunda. Yoksa başka bir yerli bir isim gelemez. Burada bu kumarı oynadı Ahmet Nur Bu satrancı oynadı. Ve bence bu çok doğru bir satrançtı. Belki istemeden oynadı ama istemeden oynadıysa da çok doğru bir satrançtı. Yani buradan da kendisini kutluyorum. isteyerek ya da istemeyerek doğru bir karar almış. Çünkü ben beni biliyorsunuz ne Sergen Yalçın ne Rıza Çalınmay diyorum. Her zaman yabancı hoca dedim. Ben yabancı hocacıyım. Ama yabancı hoca Rıza Çalınbay'ın bugün Beşiktaş'a gelmesi yabancı bir hocanın gelmesini engel değil. Düzgün, doğru düzgün bir yabancı hocayı, bir projeyi bağlarsan Rıza hocayı o zaman e, taraftar, Rıza Çalınbay'ı seven taraftarı ikna edebilirsin. Ama yine de bugün iyi bir başlangıç yapsın istedim. Belki göndermeyiz. Beşiktaş son kaç senede 7 tane hocayla çalışmış. Geçiciler, bilmem neler... Artık biraz da hocasında sabit kalması lazım. Birazcık da e, bir, bir zaman vermek lazım. Bir hocayı da görmek lazım. Ben bugün onun adına mutlu oldum. Tabii ki sahadaki futbolu falan filan konuşacağız. Ali burada, Mert burada, Paco burada ama sahadaki futboldan önce Muleka bir forvettir, kanat oyuncusu değil. Kanat oyuncusu oynatıp bu adama sövmek saçmalıktı. Muleka'nın her zaman yanındaydım biliyorsunuz. Muleka'yı her zaman sevdiğimi biliyorsunuz. Muleka'nın gol atması şahane. Rebic ilk yarı yine bir sakatlandı gibi oldu. Sinirim bozuldu. İlerleyen dönemde yine mutlaka sakatlanacaktır. Sakatlanma meyilli bir adam ama ...sağda olduğu süre içinde Beşiktaş'a faydalı olabileceğini bugün ilk kez net bir şekilde gösterdi. İnanılmaz bir asist yaptı. Rebic'in olması çok önemliydi. Gol yememek çok önemliydi. Özellikle Amartey'in stoper oynadığı bir maç gol yememek çok önemliydi. Amartey de batırmadı. Yani burada hep gömüyoruz herifi ama bugün açıkçası batırmadı diyebilirim. Yani bir çağdaş atanı Beşiktaş futbolcu sandı pas verdi. O da canı sağ olsun deriz. Çünkü orada belki hani bu dediğimde şimdi Amartey'i eleştiriyor sanacaksınız ama orada eleştirdiğim kişi Hakem. Bir tane sisli bir maç var. Hatırlar Beşiktaş taraftar Mersin İdman Yurdu maçı Beşiktaş'la. Beşiktaş'ın teknik direktörüne Hakem şey giydirdi. Antrenman üstü giydirdi. Niye? Sen dedi bu siste karışıyorsun. Futbolcu sanıyorlar. İki hafta önce bundan bir maçta Burak Yılmaz'ın üstündekini çıkarttırdı hakem. Dedi ki bak rakip oyuncuyla karışıyorsun. Çıkart üstünü. E bugün Çağdaş Atan üst siyah, alt siyah. Beşiktaş üst siyah, alt siyah. Yani Çağdaş Atan'a dersin ki hocam üstüne bir beyaz bir şey ki Kenardan bir Başakşehir turuncu bir Başakşehir üstü al. Gri bir Başakşehir üstü al. Yani bir kere uyarmıyor. Bir kere bu berbat bir hakemlik. Ha, hakemin başka şeylerini de konuşacağız. Hakemin başka şeylerinde de konuşacağız ama bu en basitiyle bak basit bir şekilde hani hakem ve basit bir şekilde başlıyorum. Şunu uyarmaması bile Amartya orada Çağda Çatan'ı siyahlı görüyor ve hani biraz da kas hafızası bakmadan sol bek, sol, sol bek sanıyor bakmadan kas hafızası pas atıyor. Şimdi sen burada hakem olarak düdük, düdük bak hocam diyeceksin. Senin oyuncu sandın. Yani üstüne bir tane yani Başakşehir kulübü 50 bin tane üstle gelmiştir oraya. Ya kimseninkini alamıyorsan yardımcı hocalarından birinin ceketini çıkart. De ki senin ceketin mavi bana ver. Giy montu devam et ya. Niye uyarmıyorsun? Mure Bahtiyar pozisyonunu konuşacağız. Her şeyi konuşacağız ama önce bir bizim tayfaya bir ses vereyim. Ali Mert, Paco hoş geldiniz. Paco'nun bugün doğum günü bu arada. Chat'ten ve yorumlarda hey. Paco'ya bir doğum günü mesajlarını alalım. Teşekkür ederim. Doğum günün kutlu olsun Paco Tax. Mutlu, Mutlu yıllar dileriz. Nece mutlu yaşlara. Kaç oldun Pokum? 22. Çıtırsın ha. İyi, i̇yi bir yaş ama. Çok çıtırsın. Taliplerimi bekliyorum buradan. Taliplerine duyurulur. Ne diyorsunuz <laughs> maça? Ben alayım topu istiyorsan önce. Allah Allah artık koca adam oldun. <laughs> yani Şenol Hoca ve Burak Hoca'nın aksine Rıza Hoca topa sahip olmadan yani hep yani %70'in üstünde topla sahip oynuyor Beşiktaş genelde. Bunu yapmadı. Yani %50 55 bandına giderek oyuna ortak bir Başakşehir'den sürekli orta alanda top aldık. Sürekli yani kontra ataklar falan filan. Bunun yanında hani ilk defa bir maçta bu kadar uzaktan şut gördüm. İlk defa yani. Tabii vur demiş belli. Topçular vur o demiş, en azından bir belli. günde o özgüveni vermiş. <laughs> yine Muleka'nın forvet olarak kullanılması. Sen dedin zaten. Çok büyük artı yazdı takıma. Gezal Beyefendi'ye iki yorum var. <laughs> <laughs> Gezal abi. Abi oynamayacaksan. komik artık oğlum. Diyecek bir şey yok ya. ya, dalga, içiyorlar, ya. dalga içiyorlar geçiyorlar. Dalga geçiyorlar Beşiktaş'la. Yani ben bunu da hep söylüyorum. Abu Bakar, Rozier, Gezal. Beşiktaş'la dalga geçiyor. bugün Abu Bakar, sağ, şey, Rozier sağda diyeceksin. Ya Rozier bir sonraki maçın 15. dakikası rakibe tekmeyi atar. Umrunda değil Beşiktaş. Yani sahaya koyuyorsun oynuyor. Ben Burak Yılmaz'ı da demiştim ilk oynattığı Borussia ilk maç. Ya bu adam senin hocanı yedi niye oynatıyorsun? Bugün Rıza Hoca'ya da diyorum ya bu adam oynatma kardeşim. Oynatma ya lütfen oynatma ya. Bu adam ya Beşiktaş formasını hak eden bir adam değil. İstediği kadar iyi sabek olsun bak. Kafası kafasının bir yerinde ya buradan ya, tekme atma her an var. Devam edelim. Yapmak umurunda değil abi adamın yani. Evet evet umurunda değil. Beşiktaş umurunda değil. Öyle adamı sevmem yani. istediği kadar iyi sabık olsun. Ben öyle adamı sevmem. Kötü futbolcu değil yoksa ya. Yani. Yoksa tabii canım kötü topçu değil. Ha çok da iyi Futbol. değil topçuluğu da. Hani şeyini de sevmiyorum yani. Zihnini sevmiyorum esas. Rozier galiba dayak yemiş Rıza Hoca'dan. Aa, ne demek var. bu? Bir düzelme var. Ya, hafif bir evet. O da yeni hoca diyedir biliyor musun? sever o işleri sever. İlk maç bir çomağını saklar hemen. Yani bir sonraki maç yine gösterir kendini. Şimdi korkunç Şimdi bir bahtiyar mı? pozisyonu var. Ne zaman konuşacağız? Bu arada herkes bana bir sürü adam mesaj atmış. Abi bahtiyar faul yapıyor diye. Arkadaşlar pozisyonu izleyin. Bahtiyar dirseği yedikten sonra herifin bacaklarına giriyor. Kallı ki dirseği yemeden önce girse bile o dirseğin o kadar kontrolsüz bir şekilde o adama şarjı zaten kart sebebidir. Kartın rengini hocası be hoca belirlesin. Umurumda değil. Ama kart sebebidir. Yani böyle bir saçmalık olmaz. Adam dünyanın hiçbir yerinde de. böyle bir saçmalık olamaz. Ki zaten sarısı da vardı. Sarısı Adam var zaten. De. Ver sarıyı atıl at, at herife. Yani bence, böyle bence bir saçmalık de. dünyanın hiçbir yerinde yok. <laughs> Kırım direkt kırmızılık bir pozisyon değil mesela bence. Zaten ama sarılık pozisyon yani ne veriyorsa Bak. versin. Orada vermesi lazım. İyi bir süper chatimiz var. var. Bahtiyar Zaynuddinov diyor ki dirseğe yedikten sonra zaten düşüyorum diyor. Chatte çocuk. Adam burada. Ç Rekoba futbolcunun saç kellenin yarısından başlıyorsa zehir olsa da yut. Benim sözüm doğru. Ha, Muleka. Imza. Müthiş bir oyuncu. Mane. Bak Beşiktaş taraftarı Muleka'ya sövüyor değil mi? Muleka gittiği yerde star olur. Muleka Beşiktaş'ta bir sezon, yarım sezon şimdi forvet oynasın Mayıs ayına kadar. Yarım sezon kaldığı için 15 diyeceğim. 15'ten az atsın bugün hariç. Muleka'ya dair bütün fikirlerim nedeniyle özür dilerim. 15'ten az atmaz. Forvet. Adam forvet. Emiz Avubakar'ı aldık. Seni de sol kanat yapalım. Niye? Niye abi? sol kanat değil ki adam. Niye sol kanat A oynuyor? Arkasına koy arkasına koy 4-4-2 oyna 65 gibi içeri at bak Muleka'ya Beşiktaş taraftarı küfür ediyor ıslıklandığı gün burada demiştim ki bu aptallık göreceksiniz o gün o ıslıklayanları herkes bütün Beşiktaş taraftarı aptal olduğuna inanacak çünkü ıslıklanacak bir futbolcu değil abi Muleka ya Cenk Tosun yazın sözleşmesi bitiyor futbol hayatı da bitmiş bitecek çeyrek var artık Abu Bakar sana bir faydası olacak bir adam değil. Çıkman lazım çıkarsın da. Talibi vardır. Senin burada yatırım yapman gereken adam Mayıs'a kadar parlatıp satıp 3-5 kuruş kazanma ihtimali olan adam Muleka. Mayıs'a kadar Muleka'yı oynatman lazım ya. Mayıs'a kadar Muleka'yı oynatman lazım. Hırslı da çocuk. <laughs> Kendini de veriyor. Hiç böyle ayağını çekmiyor. Afrika kupası var bilmem ne diye. Kendini sonuna kadar veriyor. Ama bakıyorsun yine ıslık yine ıslık yine ıslık alıyor herif işin sonunda. Ben bu katılmıyorum yani bu işe. Rozier adama çift alınca alkışlarlar ama. Bak o Rıza Hoca'yı değil. Rıza Hoca'yı ciddi bir süre eleştirmeyeceğim. Çünkü gelmesine muhaliftim. Bu sefer geldi her başarısızlığında söylüyorsun derler. Ciddi bir süre eleştirmeyeceğim. Sadece şu konuda eleştiririm. Şimdiden söylüyorum. Cenk Dursun iyileşti mi? Muleka'yı kesip Cenk oynatırsa eleştiririm. Şimdi Muleka'yı kesme abi. Bak attı golünü sana 3 puan aldırdı çocuk. Sözleşmesi de bizde olan bir çocuk. Satma ihtimalimizde olan bir çocuk. Hırslı bir çocuk. Kesme bu çocuğu. Ben bir de statta Michael Jackson çalmasından çok hoşlandım ya. Oo, çok güzel Çok Bayağı hoşlandım abi. Bir atar golünü bir Michael Jackson çalar bir kendimize geliriz ya. Pop'un kralıydı bu adam. Paku'nun yaş yaşa etmez daha 22 yaşındaymış. <laughs> Böyle üstüme mi gelinecek? Bakuya arabada öne oturtturduk full semicen kaçtı. <laughs> ne bilir Michael Jackson'ı ne bilir müziği. Canın sağ olsun. Onun dışında ne düşünüyorsunuz maça dair? Ben gireyim abi bir iki üç cümlede. Abi geçen seneki seriyi ye nasıl yaptıysak o aynı topu oynadık neredeyse. Orta sahada top kazandık çok. Ya, önde deli gibi prese gitmedik. Belli çok yetenekli ayaklarımız da yok. Öyle sete oturup şeye de o yüzden de orta sahada top kazanıp çıkmaya çalıştık ve bir tane bulduk, gol kazandık maçı. öyle çok muhteşem bir top oynamadık zaten de Başakşehir çok korkunç durumda bir de. ondan da yararlandı. Vallahi Başakşehir düşmeyi izleyi düşünüyorsa bugün ben Pendiyi izledim. Hatta ben bugün Samsun'u da izledim. Samsun 5-6 tane net pozisyon kaçırdı Pendiye karşı yenildi. Samsun şu an bir buhranın içinde, bir şanssızlık yumanın içinde. Bu şanssızlığı atlatırsa Samsun'un puan veya puanlar alacağına ...göngörüyorum... Vallahi benim Başakşehir'de hiç böyle bir öngörüm yok abi. Hiç bu lige, bu ligin seviyesinde... bir takım gibi Hayır. görmediler bunu. Şimdi kadro Konkursu kalitesi yani. olarak bakıyorsun. Beşiktaş 18 ile Başakşehir'in 18'ini kafa kafaya takas yapar mısın? Hemen yaparım. Kadro kalitesi olarak. Bak bu kadar Yedek net söylüyorum. Çok iyiydi. Yani yedekten giren adam iyi, oynayan adam iyi. Ama yani sağdaki oyun'a bakıyorsun. Ne bu diyorsun ya? Hani bu kadar topçuyu toparlayıp bu oyunu nasıl çıkarıyorlar ya? Şaşkınlık verici yani. Bak iki takımın kadrosu yan yana. Başakşehir'in başkanıyım. Beşiktaş'tan kimi alır yerine koyarım. Mert Günü alırım. Şu taraf mesela şu dörtlüyle bu dörtlü takas yapacağın adam var mı? Yok. Emirhan Mahmut. Mahmut yerine geç sonra alırım. Emirhan Amir'de mesela Emirhan'ı tutarım ki yerli olsun. Emanuel Deniz mi? Bahtiyar mı? Vallahi Emanuel Deniz. İşte Berkay Özcan mı? Salih Uçan mı? Yani Berkay Özcan çok iyi topçu yani. Hani Salih Uçan da iyi topçu ama Berkay Özcan da iyi topçu. Yani böyle bir inanılmaz kesin yapayım takası diyeceğim bir adam değil bence. E, Piatek mi Muleka? Ama Muleka bugün atmasına rağmen baktığın zaman o herifin de kafa kağıdında Piatek yazıyor yani. Başka bir adam. Başka bir adam. Zamanında o kadar para verilmiş bir adam. Rebiç bugün iyi olsa da e, Serdar Güller bu Süper süperlikte kaç senedir top oynayan bir adam. Hani Rebiç'in sakatlık problemleri var. Kesin alır koyarım demezsin yani. Hakikaten şu takımın 18. olması çok acayip. Çağdaş da kötü bir hoca Çağdaş değil. Çağdaş hoca da çok iyi bir hoca benim bildiğim, hepimizin bildiği. Hatta Başakşehir'e gitmeseydi, e, Beşiktaş'a gel gelirdi dediğimiz bir adam. Ama yani bu ne ya? Niye olmuyor anlamıyorum. Yani neyi yapamıyorlar? Abi 85. dakikada Başakşehir kendi yarı sahasından bir faal kazanmıştı. Ya adam önündeki 4-5 metre önündeki kendi oyuncusuna vurdu mesela. Biraz mental problem belli ediyor kendini. kalit kalite değil. olarak bir sıkıntı yok çünkü. Hoca da iyi. Ya baksana yedekten giriyor Deniz Türüç. Bu yaz Beşiktaş'ın çabalayıp alamadığı adam. Pelkas. Beşiktaş'a mesela bugün gelse çok ciddi bir ee, kalite katar. Çok Dinamik ciddi kadar. hücumda tempo katar. Figueredo benim beğendiğim bir adam değil ama Antep'te milletin ayıldığı bayıldığı bir adamdı. Bugün girince iş yaptı bence. Philip Kenny falan çok şey. düzgün. Hani yedekten oyunu atabileceğin bir santrifor geride olduğum bir gün. Lucas Lima sol bek. Ee, yani gayet iyi bir sol bek bence. Yani bakıyorsun Eksik yok takımda. Ama sağa yansıyor mu dersen hiç yansımıyor. 18. bir takım. 18. 18. bir takım yani. Bunu düşünmüyoruz herhalde Başakşehir'de. Maaş sıkıntısı falan diyeceğim de. Bilmiyorum. Maaş işimi bilmem ne işimi oraları bilemem. Ona benziyor çünkü biraz sağdaki görüntü. Bilemiyorum. Daha genel büyük bir sıkıntı var gibi görünüyor. Emirhan'a ne diyorsun hoca? Emirhan'a üzüldüm arkadaşlar. Emirhan'a onu diyorum. Giydi, keşke, oynadı. bu, keşke bizde olsa. Bak hala Aa. söylüyorum. Keşke Beşiktaş'ta olsa. Emirhan'ın Beşiktaş'a Beşiktaş'ın Emirhan'a çok ciddi ihtiyacı var. Keşke bizde olsa. Çok erken gitti Beşiktaş'tan. Keşke bizde olsa. Bu yaz alabilseydik keşke. Yani ben bu mi? yaz opsiyonsuz kiralayalım demişler. Bizimkiler istememiş. Aklı buluyorum bizimkilerin istememesini. Opsiyonsuz kiralık yapmamalı Beşiktaş takımın. Parlatıp da millete topçu sattırmamalı. Ama keşke Beşiktaş'a gelme formülü bulunsa ve gelse. Abi bence alıp bir daha konuşabilirdik. Yazın oturabilirdik. Engel yok sonuçta. Dur bakalım belki gelir bilemiyorum. Yani Emiran, ama Emirhan'a lazım daha çok. Bunu da söyleyeyim. Yani Emirhan Beşiktaş birlikteliği Emirhan'a daha çok lazım. Beşiktaş'a da lazım. Beşiktaş'ın da orta sahada Emirhan gibi bir oyuncuya ihtiyacı var ama Emirhan'a daha çok lazım. Serdar Saatçi mesela. Ya sen de bugün Amartya oynuyor, Necip oynuyor. Necip dediğin tamam. Seviyoruz Necip ama stoper bir adam değil. Hata yapıyor. Millet sövüyor. Ya sövüyorsunuz da bu adam stoper bile değil. Amartya. Bugün iyiydi yalan yok ama şimdi bir Amartim olsaydı Şampiyonlar Ligi'nde biz oyun o oynayan Serdar mı olsaydı o stoperde. Yani yazık kaybettiğin gençler sol bekte Tayfur Bingöl oynuyor. Tayfur Bingöl sol bek bile değil. Rıdvan Yılmaz'ı kaybettin. Yani böyle çok var. Mesela bak şu an benim korktuğum iş Semih Talibi varmış İspanya'dan. İspanya'dan talibi varmış. Bugün Bahtiyar sakatlanıyor. Tamam sağ açık değil. Pozisyonunda olmayan adamın orada oynatılmasına ben her zaman karşıyım. Ama Semih'in Beşiktaş'ta bir şekilde artık içeri girmesi lazım. Yani Rıza Hoca hakikaten bu işi yaparsan sen yaparsın. Senden başka kimse yapamaz. Muleka bitti mesela fiziken yine sok yine Evet Muleka yine. bir yerde bir faul aldı. O pokudan. Orada mesela bitmiş artık adam yani. Artık Semih'i de Beşiktaş'ta görmek istiyorum abi. Hatta Cenk ve Abubakar sakatmış. Ben dedim ki hiç muleka aklıma gelmedi. Ben dedim Rıza Hoca Semih'le mi çıkacak acaba ilk 11? Adam unuttuk forvet olduğunu. Vallahi Muleka'yı o kadar unutmuşuz yani. Aslında bugün bize hatırlattı kendini. Neler olsun. Evet, Çift... Red Bull'a videomuz geldi. Evet Red Bull'a videomuz geldi. O video bizim Şubat-Mart gibi çekmiştik o videoyu. Evet, evet hatırlıyorum. Mart'ın 9'unda çekmişsiniz galiba abi. Öyle kadınlar Günü'nden bahsediyorsun. Yok Kadınlar Günü'nden bahsediyorsun. Önceki gün Kadınlar Günü'ydü diye. Onun teaser'ı gelmişti sanırım. Video gelmemişti. Öyle bir şey olmuştu. Demek ki öyle bir aksaklık oldu. Oksu kesmesi de iyi hamleydi. Eski orta sahaya döndü. Eski orta sahaya döndü. Evet bu uzun süre kazanan takıma döndü. Yani Şenol Güneş'in na mağlup götürdüğü Amir Getson Salih'e döndü. Salih'ten bugün daha fazlasını bekliyordum. Bence Rıza Çalınbay döneminde Salih yeni sezonda kontrat alabilecek oyunu oynayacak. Yani Rıza Hoca'nın gelmesine sevinmiştir. Bence Salih Peşiktaş'la devam edecek. Rıza Hoca'nın Salih'i tutacağını inanıyorum. Çünkü tam onun sevdiği ne on numara lapacı geride Beşiktaş'a eksik bırakacak adam ne de full savunmacı kafa yüzü tamamen savunmaya dönük ayaklar taş gibi bir adam. Rıza Hoca'nın Mert Hakan Yandaş kullanımı gibi bir Salih Uçan kullanımı bekliyorum Rıza Hoca'dan. Daha teknik orta saha rolünde Salih Uçan'ı kullanabilir. Abi şöyle bir sıkıntı var Beşiktaş'ta. Bugün spiker bir istatistik verdi. Rakip yarı sahada en fazla pas yapan takım Beşiktaş dedi de ya o kadar pas yapma imkanım var. Çok güzel oraya kadar getiriyorsun da bir tane bile yaratıcı oyuncu yok mesela takımda. 4-3-3 oynarken oraya atabileceğim bir yaratıcı oyuncu ne kadar iş yapabilir? Orta sahayı ne kadar geride de tutabilir bilmiyorum. Yani 4-2-3-1'e mi dönecek bu takım ileride bilmiyorum de yaratıcı oyuncu çok acil lazım yani. Evet. Fazlalık Haciametovic burada. O belli bence. Hele yerli kuralda varken. Ya işte bir adam bunu yani. daha önce de konuşmuştuk. Birbirlerinin yetenek kümesinin üstüne oturan adamlar. Amirle Salih. Yani birinden cayman lazım. Bugün Amir daha iyiydi. Ama Salih yerli. Ve sana uzun vadede işe yarayacak adam Salih gibi duruyor. Abi Salih Getson'un yanına bence yok. bir on numara lazım. Şimdi Sayın Arat'la olan konuşmamızda bir orta saha bir savunma oyuncusu bence lazım dedi. O da maçları izliyor. Ee, yani ben mesela Beşiktaş'a ne alırdım dersen ben de ben de bir on numara alırdım ee, ve ben de bir stoper alırdım yani. Hakikaten dediği gibi bu iki adam şart ama bence kanat da lazım. Yani gezelden çıkıp bir Enkudunun bir çıtır daha akıllısı lazım yani Başakşehir üstüne geliyor kontraya çıkacaksın Rebiç'in önüne top atıyorsun ya Rebiç önüne Rebiç önüne top alıp koşabilecek bir adam değil Tayfur atıyorsun Tayfur öyle bir adam değil o dakikalarda kenarda sprinter bir kanatın olsa yani en enkudumsu sprinter bir kanatın olsa başka bir şey oynayacaksın ama onu oynamana izin vermiyor işte o oyuncu grubun mesela bak Raşika böyle bir adamdır biraz ama tam o da aradığım sprinter değil yani ben bayağı bir tane kopuk uçurtma istiyorum Beşiktaş'a kanata. Ya ben mesela Hasan Arat bana sorsaydı yani yayın içinde söylemezdim. O gün orada Hasan Arat'ın kendini tanıtma günüydü de yayın sonu sorsa bir de kanat derdim. Bir stoper, bir on numara, bir de kanat. Şart bence. Abi Gezal defterini kapatmamız lazım. Çünkü Gezal kadoda olduğu sürece planlarını almak istiyor. Oynatmaya çalışıyor. Bunu bekliyor hocaları, hoca ve camiye. Gezal'dan çıkmamız lazım artık. Gezal süreci bitmeli Beşiktaş'ta. Ya Gezal işi varken, de bitmeli. Barten yeni salınmıyor çünkü. Masuaku işi de bitmeli. Bana sorarsan Koli işi de bitmeli. Yani bunlar neden oynamadıklarını anlayamadığımız soru işareti adamlar. Yani Abu son sakatlığı ciddiymiş. Kulüp açıklama yaptı. Kanama varmış. Ama yani kanamı olmadığı gün de bir sebeple bulup da oynamayan adamlar. Yani bunlar topu ayağını uzatmayan adamlar. Abubakar işi de bitmeli. Bence Rozier işi de bitmeli. Bak bugünkü oyununa rağmen söylüyorum bunu. Çünkü Beşiktaş'a yeteri kadar saygı duyduğuna inanmıyorum. Beşiktaş bu sene Avrupa'dan elendiyse en baş sorumlularından bir tanesi 2-0 giden maçta cüm sarı kartı varken rakibine dalan Rozier'dir. Tabii ki o dönemin e, hocası. Bu Burak Yılmaz bunlar suçlu. Ama sağ içinde de bir suçlu varsa baş suçlu benim için Rozi yerdir. 2-0 giden maçta niye öyle kayıyorsun abi rakibe? Sen yine hafif konuştun. Bu adam şeytan ya. E sen öyle konuş ben böyle konuşayım biraz. Abi chatte bir öneri geldi. Kanat için. Lamkel. Hatay sporlu. Ya Lamkel. Lamkel'e Hatay vermez ocakta da. Vermez. Hiç kimseye vermez. Ya Bulunur abi yani illa Hatay'ın topçusunu almaya gerek yok. Hatay o topçuyu nereden bulmuş? Hatay'ın iki tane göz var da bizde bir tane mi göz var? Biz niye Hatay'ın beğendiğini alıyoruz? Biz de gider kendimiz bir tane beğeniriz. Ben bunlara artık karşıyım yani. Ya bir kere yeni başkan kesinlikle bazı kurallarla gelmeli abi. Anadolu'dan adam alma. Bir, iki, ee, Beşiktaş'ta daha önce oynamış kimseyi almayacağım. Anadolu'dan adam almayacağım. Yani Beşiktaş'tan daha önce oynamış çok ucuz kelepir. Alma onu git başkasını al. Yeter yani sürekli aynı isimleri dönüp durmasına hoşuma gitmiyor benim. Yani yeni isimler artık. Yeni 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 talişkalar bul. Yani ah be talişka. En yani git Brezilya'ya bir tane bul ya. Yani şimdi birazdan Sayın Adal'ın konuşmalarına da geliriz de. Ee, diyecek bir şey yok. Çok ağır, yani çok arızalı buldum ben. Bir geliriz şimdi tabi de. Mentalite sıkıntılı göründü bana. Ee, şimdi Serdar Adalı ile ilgili şunu söyleyeyim. Öncelikle ekibiyle, ekibine ulaştım. Ekibi bize dönüş yapacaklar. Bu bir rinci haber. Süper. İkinci <laughs> haber. E, lansmanı. Lansmanı ile ilgili bir tam metin alabilir miyiz? Bir haber kartalında vardır. Oradan bakalım. Herhalde yazmışlardır. Bu arada bugün bu yorumsuz tweetini atan arkadaş yani seçimden sonra ilk işte seninle ilgili olmalı. <laughs> i̇lk seni yiyeceğim. Yani i̇lk ilk. İlk iş seninle ilgili olmalı. Kardeşim bu kulübü <laughs> bak. Gitmeli. bakın beyler skandalı boyutuyla anlatıyorum. Bak diğer Zaynut Dinov kendi ülkesinin milli oyuncusu ve kendi ülkesine çok sevilen bir adam ve Kazakistan'da ufak bir yer değil büyük bir ülke. Ve senin de Kazakistan'la ilgili Bahtiyar'ı alırken hani Bahtiyar transferi skandal bir transfer de Serhan Bey Kulüc'ü almış Romanya'dan. Ocak'ta hemen 4 milyon versin alsın Bahtiyar. Tabii. Şeylik konu gerektirir. Büyük yöneticilik onu gerektirir. O zararını karşılasın. Hem Kulüc'ün de Kazakistan'da iyi bir reklamı olur. Neyse. Şimdi sen böyle bir adam almışsın değil mi? Kazakistan'daki insanlara da ulaşırım diye. Şimdi Kazakistan'daki insanlar da Beşiktaş maçı izliyorlar. Hatta tribünde de oluyorlar hep. Bakın genelde hep böyle üçlü dörtlü küme halinde Kazak insanlar oluyor. Kazakistan'da bir maçı izleyen adamsın. Sen ne Sercan Dikme bilirsin, ne Murat Özen bilirsin, ne Ensar Batur bilirsin. Sen kimseyi bilmiyorsun. Sen bir Beşiktaş'ı takip ediyorsun. Bahtiyar'ın ağzı burnu yer değiştiriyor. Sağ içinde bunu görüyorsun, telaşlanıyorsun ve Beşiktaş resmi hesabına giriyorsun sayfasına. Tweet yok. Menajerlere hemen haber gidiyor. Hastaneye kaldırıldı. Abi ben, ben Sercan Tipi'yi takip etmek zorunda değilim. Ben Murat Özen'i takip etmek zorunda değilim. Ben Kazakistan'da Beşiktaş sevdalısı bir adamım. Ve Bahtiyar hayranı bir adamım. Beşiktaş hesabından tweet bekliyorsun yok. Ulan ne oldu bu adama? Oyundan çıktı. Burnu ağzı kanıyordu. Ne oldu bu adama? görüntüsünü ekrana vermeyeceğim öyle bir görüntü yani çünkü Tabii canım ya. hani YouTube bir şey yapabilir yani adamın burnu böyle duruyor yani şimdi nasıl onu buraya açayım öyle bir görüntü var herifte Beşiktaş Sercan Dikme'ye Murat Özen'e bilmem neye basına verdiği fotoğrafı basına verdikten sonra kendi aynı fotoğrafı tekrar paylaşıp yorumsuz yazıyor ya. yorumsuz ya o kardeşim bu adama ne oldu bu adam hastaneye mi kaldırıldı? Bu adam iyi mi? Bu adamın durumu ne? Burnu mu kırık? Başında sadece bir konkaşım mı var? İşte gözünde mi bir çıkık var? Ne var bu adamın nesi var? Doyurucu bir açıklama. Yorumsuz. Niye? Çünkü yorumu muhabirlere servis ettiler. Muhabir onları anlatacak bize. Ne oldu bu adama? Ben bilmek, takip etmek zorunda değilim ki o adamları. Sen niye o adamları Böyle bir gol attırıyorsun. Sen mi ver haberi? Niye golü o atıyor abi? Sen at golü. Niye ona attırıyorsun golü? İlk sen yaz. Topçumuz hastaneye kaldırıldı. Maçın hakemini de kamuoyunun vicdanına bırakıyoruz yaz. Yorumsuz ne demek abi? Sen kimsin lan? Sen ben misin? Ben yazarım yorumsuz. Diğer Beşiktaş fenomenleri yazar. O fotoğrafı paylaşıp yorumsuz. Sen niye böyle bir şey yazıyorsun? Sen bunu hakkı kendinde nerede görüyorsun? Bak Beşiktaş Başkanı'nın sabah ilk kişi bu tweet'i e atanı bulup bu fikri vereni bulup hemen kov. Mancınıkla atacağım bunları. Bak mancınıkla gerineceğim, gerineceğim, gerineceğim mancınıkla Pişs, Niye uçuracağım bunlara hemen. Böyle bir saçmalık olur mu ya? Yorumsuz. Niye yorumsuz? Ne oldu abicim adama? Hakeme bir iki kelam bir şey demeyecek misin? Ne biçim resmi hesapsın? Tabii ki resmi dilde. O uygun, ona uygun dilde. Ofisiyel dilde. Bir şeyler söylemeyecek misin? Rezillik ya. Twitter hesabının ağırlığı kalmadı. Geçen gün paylaşım yapıyorlar. Antalya Spor maçında. Bir tiyatro oynanmış ama biz bitiririz bu tiyatroyu. Bitiremedik. Abicim bu tweet sana mı ait olmalı? X işte öyle böyle sevmedik ki seni diyen hesaba ait mi olmalı? Sen ne yapıyorsun ya? Böyle kulüp yönetilir mi kardeşim Kepazelik. Tuzla spordan bir farkın kalmıyor böyle yapınca. Onların o korkunç açıklamasından. Tamam, yani meşhur açıklama, Fırıldak açıklaması. Yani hmm. aynı aynı üslup yani. Aynı üslup. Rezillik işte onu diyorum. Beşiktaş berbat yönetiliyor. O yüzden Beşiktaş'ın e, seçimi Beşiktaş için çok önemli. Beşiktaş'ın doğru insanı seçmesi Beşiktaş için çok önemli. Diyerek Beşiktaş'ın resmi ikinci başkan adayının bu sabah yaptığı lansmandaki konuşmasından Satır başları. Abi ben bir, bir yayın alabilir miyim ondan önce? Ha. Yayın hemen gelir. Yayın uçarak gelir de. Benim kaçmam lazım. Hepinizi öpüyorum. Hangisiydi bu? Görüşürüz. Görüşürüz. İyi ki doğdun tekrar. İyi ki doğdun Pakum. Şimdi Serdal Adalı. Serdal Adalı diyor ki bir teklif olursa biraz da büyüteyim. Camianın büyükleri ortak bir oluşum için gayret ederse ben uyarım yeter ki Beşiktaş'a faydalı bir oluşum olsun. Şimdi bu Serdar Adalı'nın açıklaması şöyle. Serdar Adalı bu söylediğimizi sevmiyor ama bu ayıp bir şey değil. Serdar Adalı, Serdar Bilgili, işte Fikret Orman, Ahmet Durçebi ve Yıldırım Demirören'in desteğini alarak giriyor. Bu olumsuz bir şey değil. Bu dönem daha önce kendisinden daha önceki başkanların tamamının desteğiyle giriyor ve ciddi bir destekle giriyor. Bu ekip bir aday belirlemek istiyorlardı Hasan Bey'in karşısında. Çünkü Hasan Bey bunlardan aykırı bir adam. Doğru yanlış bunu zaman gösterir. Ama bunlardan aykırı bir adam ve o ekibe karşı bir aday belirlemek istiyorlardı. Sayın Emre Koca da uzun süre hem Serdar Bilgili'yle hem Yıldırım Demirören'le bu konuda gerekli istişareler yapıyordu. Herhalde o ekip Serdar Adalı'da karar kıldı ve Serdar Adalı'da da... Ee o karara uygun olarak bugün aday oldu. Beşte için hayırlısı olsun. Ben Emre Koca Kocadağ'ın gireceğine ihtimal vermiyorum. Yani Emre Koca Kocadağ'ın girmesi e, bu dörtlü bloğa bence zarar verir. Yani burada bir koalisyon var. Hani birbirlerinden çoğu zaman çok da haz etmeyen de insanların içinde bulunduğu bir koalisyon var. Yani Ahmet Nur ile Fikret Orman, Fikret Orman'la Yıldırım Demirören, işte ee, Yıldırım Demirörenle Ahmet Ahmet Nurçevi falan filan yani birbirlerine zıt insanların birlikte olduğu bir koalisyon var. Ve bu koalisyonun adayı olarak bir koalisyon adayı olarak daha birleştirici, bütünleyici bir yönetim kurulu yapacak. Daha kapsayıcı bir yönetim kurulu yapacak. Emre Koca'dan karşısında aday olması e, Ahmet Nurçevi'nin de oyunu böler. İşte Ahmet Nurçevi'den gelecek oyu da böler. Yıldırım Demirören'den gelecek oyu da böler. İşte bütün oyları böler. O yüzden yani bu cephe bence ikinci bir adayın çıkmasını istemeyecektir. Ben Emre Kocadağ'ın e, her şeye rağmen en azından Serdar Adalı'nın aday olmaması için e, bir çaba sarf edeceğini inanıyorum ama herhalde artık Atalan Üsküdar'ı geçti toplantısı bu da yani. Bu toplantıdan sonra Serdar Adalı'nın da çıkıp ben aday olmuyorum Emre kardeşimi destekliyorum diyeceğini sanmıyorum. Serdar Adalı adaylığını Emre Koca Dağ'dan açık, önce açıklayarak Emre Kocadağ'a da ciddi bir gol attı bence. Ee, toplantıyı nasıl buldun derseniz valla Serdar Adalı bildiğimiz bir adam işte yani samimi bir insan Beşiktaş elinden geleni yapmış ve yapacağına da o şekilde güven veren bir insan. Projeler ben diyor daha hiçbir projenin çok fazla gerçekleştirdiğini duymadım. Ben bir tek futbolu toparlamaya geliyorum diyor. Realist buldum. Yani yalandan Beşiktaş'a köprü yapacağım her geçenden 100 lira alacağız falan gibi bir şey söyleyeceğine benim hiçbir projem yok. Zaten 2-3 gün önce karar verdik adayla. Hiçbir projem yok. Ben gelirim parayı veririm. Rıza Hoca da iyi hoca. Hani Sergen falan diyordu ama o işten de vazgeçmiş. Zaten vazgeçeceğini söylemiştik bu arada. E çünkü Rıza Çalınbay'ı kovup Sergen Yalçın'ı getiremezsin. Benim o tweetimi çoğu insan doğru anladı. Yani yanlış anlayan da insanlar oldu ama hani getiremezsin ben diyor Rıza Hoca'yla konuşacağım. Diyor. Ne lazım? Soğukta alacağız. Haziran'da da alacağız. Beş taşı toparlamaya çalışacağız. Onun dışında diyor bir şanökten tesisi işi var. İşte ben yapacaktım bunu. Bir önceki seçim vaat etmiştim. Hatta kaybetsem de ben bunun maliyetini üstleneceğim demiştim. Sonra kimse bana gelmedi diyor. Doğrudur. Ahmet Durşevi herhalde böyle bir Serdal Adalı'ya gol attırmak istememiştir. Çünkü başka birinin öne çıkmasına çok fazla tahammül olan bir adam değil. Bu arada milyara sonrası bir galibiyet de alırsak Ahmet Nurçevi'de pişmanlık olur bir Kararını değiştirmez mi? Şunlar Bilmiyorum mi? o tarz bir şeyi de istiyorum aslında Ahmet Nurçevi'den. Uykuları kaçar. Ben Ahmet Nurçevi'nin alıyor olmasını istiyorum galiba o tarz bir şeye Beşiktaş ihtiyaç var. Ee, yarın rıza çalınmayı arayacağım diyor. Yarın bile soracağım diyor ne eksik diye. Çünkü erkenden çalışmamız lazım. Şifo Mehmet sportif direktör olacak diyor. Ee, i̇nsanları yönetim almak için zor ikna ediyoruz. Para almanın dışında emek de harcıyor insanlar. Matruşka söylemi bu camiye yakışmıyor diyor. Ya matruşka laf olarak hani ayıp bir laf gibi düşünmüş Serdal Başkan ama hani oradaki mantık şu işte bilgiliden Demirören ve Orman çıktı. Ormandan Şebi ve Adalı çıktı. Yani hepsi aslında birbirinin iç işine geçmiş adamlar. Ee, Serdal Adalı da o ekibin devamı gibi düşünülüyor. Ben bunu hani Matruşka'ya alınıyorsa Serdal Başkan'a şöyle bir şey söyleyebilirim. Bir dönemin devamı Serdal Bey'de gibi duruyor. Uzaktan bakan bir insan için. Yani Matruşka lafı bence ayıp bir laf da değil zaten de. Ee, bir dönemin de devamı gibi duruyor. De Buyur. Biz bir zihniyetin devamı da diyebilirsin. Bir zihniyetin devamı, bir fikrin devamı. Serdar Adalı sportif direktörlük için Mehmet Özdilek ile anlaştık. Yönetimde eski futbolcumuz olacak. Ali Gültiken bence. Mehmet Özdilek sportif direktör. Ali Gültiken futboldan sorumlu yönetici. Rıza Çalınbay teknik direktör olacak. Serdar Adalı başkan olursa. Valla Beşiktaş taraftarı çok istiyordu Beşiktaşlar bu işin içinde olsun. Bakalım bir de öyle görürüz. Eğer Serdar Adalı kazanırsa tabii. Yani herhalde öyle bir yola gidiyor Beşiktaş. Çok lokal kalmıyor mu peki abi bu üçlü? Nasıl? Biraz çevre anlamında ne bileyim futbola bakış anlamında i̇şte çok zaman gösterir. Ben, kalmıyor ben ama? her zaman söylüyorum ben yabancı hocacıyım. Yabancı sportif direktörcüyüm ama bunların hepsinin yabancı olduğu bir düzenin de Türkiye'de başarılı olma şansı yok. Hepsinin de böyle aynı olduğu düzenin de başarılı olma şansı çok yok. Zaman gösterir. Bunun dengesini iyi kurmak lazım. Ben her zaman yabancı teknik direktör o o teknik mesela Beşiktaş'tan bir figür onun altına yabancı e, hem transfer konularında, scouting konularında ona destek olabilecek hem de saha içinde saygı duyulabilecek bir teknik direktörden yanayım. Yani bu benim başkan adaylığımda yapacağım şey. O yüzden iyi ya da kötü bir şey diyemem şu an iki aday içinde. Ee, Serda Adalı'yı seçim boyunca en çok zorlayacak konu bence şimdi Serda Adalı TJK başkanlığını bırakmak istemiyor çünkü TCK'yı aldığı gün TJK berbat haldeymiş ve şu an inanılmaz geliştirmiş orayı yani e, hem buradaki maddi değeri arttırmış buraya yani bir şirket gibi yönetmiş ve inanılmaz yükseltmiş. Aslında TJK'yı nasıl yönettiğine dair biraz ben eğer bize konuk olursa inşallah. Biraz TJK'yı nasıl yönettiğine dair sorular soracağım çünkü orada hakikaten örnek bir başkan sergilemiş ve at yarışı ile ilgilenen insanların inanılmaz saygı duyduğu bir adam Serdar Adalı. Yani orayı biraz hani enkazı alıp çıkarmış gibi bir durumu var yani. Ee, Şubat ayında seçim var en azından Beşiktaş taraftarına Şubat ayında TCK'daki seçime girmeyeceğine dair bu işin sadece 2-3 aylık olacağına dair bir garanti vermesi lazım. Ben seçimi kazanmak için ben Şubat'ta da adayım TJK'ya, orada da devam edeceğim dediği senaryoda Beşiktaş taraftarının e, iknasını zor görüyorum kendisi açısından ve rakibine de çok ciddi bir koz vermiş oluyor. Yani iki başkanlığa ben çok sıcak değilim açıkçası. Şubattan sonra. Şubat'a kadar hadi seçime götürdün TJK'yı. Şubat'ta bırakman lazım artık. Ya eh, böyle bir bu bu çok realist geldi bana. Burası realist geldi. Şu an en büyük projem futbol takımına ayak aldım. Her zaman her seçimde projeleri izledik. Bir tanesi gerçekleşmedi. Her yani projesiz geliyor. Zaten çünkü hani dediğim gibi son anda adayla ikna edilen bir adam. Hani Dediğim gibi arkadaşlar Beşiktaş'ta 2 blok var. Ve 23 senedir kazanan blok Emre Koca dahil bu sefer kazanabileceğine inanmamış gibi duruyor. Uzaktan izleyen bir adam olarak yorumum bu. Çünkü Serdar Adalı'yı ciddi şekilde aday olmaya ikna zorlu bir süreçle ikna ettiler ve çıkarttılar. O yüzden yani ciddi hani bir buçuk senedir hazırlanan bir Hasan var karşısında. Hasan Arat'ın proje lansmanı 17 Kasım'daymış bu arada bizim yayında açıklamamıştı. E, ona karşı proje dövüştürme yoluna gitmeyip realist gitmek bence akıllıca. Serdal Bey'in bu açıklaması akıllıca bence. Siz ne diyorsunuz? Abi zaten en büyük proje futbol takımının başarısı. Biraz da Abi, öyle zaten. Bu, bu, en bu, bu, büyük yoksa... proje de odur. Yani Tüm başkanı yönetimini niye bu kadar konuşuyoruz ki? Beşiktaş'ın branşları başarılı olsun diye. En başta da futbol. Şimdi Guti'leri, Kuvarajmaları, Almeydaları, Simaları getirdiğimiz dönem bir üstünlüğümüz vardı. Sokakta herkes Beşiktaşlıydı. Valla Serdal Başkan ben o dönem lise okuyordum. Sana şöyle söyleyeyim. Sınıfta bir tane arkadaşım vardı Alper Beşiktaşlı. Hocasla hocalar sorduğu zaman kim Beşiktaşlı diye ikimiz el kaldırıyorduk. Alper bir ara mahcup oldu, kaldırmamaya başladı. Ben tek kaldırıyordum. Yani öyle tahmin ettiğin gibi Beşiktaşlı yoktu sokakta. O dönem Beşiktaş'ın çok başarısız bir dönemi. Serdal Başkan'ın iletişim ekibinde olsam o dönemi çok övmem. Çünkü o dönem Beşiktaşlıların hafızasında iyi bir dönem olarak hatırlanmıyor. Her ne kadar Guti koarajmayı getirdiği gün taraftar refleks olarak çok mutlu olmuş olsa da o Beşiktaş'ın iyi bir dönemi değil yani. Şimdi baktım 26 ve 22 puan fark yemişiz zirveden o. Yani o, o, ikisi o kadar beşik, beşik yani insanların Beşiktaş diye çıldırdığı bir dönem değil o. Yani ben o dönem ortaokuldaydım abi. Tek Beşiktaşlıydım ben sınıfta. Ya öyle ya bütün sınıflar öyleydi o, o dönem. Yani. Yarın maçtan sonra Rıza Hoca ile görüşeceğim takımı biraz daha görmüş olur. 3 Aralık'a kadar olan süreyi transfer çalışmaları için kullanmak istiyoruz. Para yoksa da cebimizden koyarız. Para yoksa cebinden koyacağına en ciddi inandığım adam Serdal Bey. Beşiktaş'a dair. Mutlaka koyacaktır. Ee, Ocak ayında da transfer yapılacaktır Rıza Hoca'nın istekleri doğrultusunda. Bu söylediğinin doğru olduğuna en inanacağım adam herhalde Beşiktaş camiasının içinde. Öyle Ama canım. ...alınan adamlar cuk mu oturacaktırın sorusunu... ...onu zaman gösterir yani. Abi şahiden eminim zaten. Pardon özür dilerim. E sen sen söyle. Samimi ve büyük bir Beşiktaşlı olduğuna eminim zaten. 100 oldu. Onu sorgulamıyoruz. Yani eşinin kanser hastalığına rağmen... ...Fikret Orman'ın ikinci başkanlığını kabul edip... ...o dönem kısa bir dönemde... ...Fikret Orman'ın da en çok eleştirildiği dönemde... ...o yönetimin içinde... ...bir şeyler yapmaya eşinin bütün o sağlık sorunları ve aileci ailevi yaşadıkları problemlere rağmen eş, Beşiktaş için bir şeyler yapmaya uğraşan bir adam 10 milyon dolar para verip 10 milyon dolar parayı bir böyle tırışkadan bir locaya mocaya sildiren adam yani. Hani bana bir işte 5 senelik bir loca verirsiniz o parayı da silelim falan diyen adam yani. Hakikaten e, be, iyi bir Beşiktaşlı olduğuna %100 emin olduğum bir insan. E, zaten iyi bir Beşiktaşlı olmasa bence aday da olmazdı. Yani iki kere kaybetti. Yakın dönemde kaybetti. Hani Hasan Arat 2000-2002'de kaybetti. E, 21 sene sonra tekrar aday ama Serdar Adalı yani iki seçim önceyi kaybetti zaten. Yani iyi bir Beşiktaşlı olmasa tekrardan bu seçim meçim işlerine ikna olmak da zor. Ee, için hayırlısı olsun. İki aday da Beşiktaş'a Umarım iyi hizmetler verirler. Shelby'nin golü gördüm mü gördüm Rıza'cığım. Yani 7 kere falan yazmışsın Shelby gol diye. Gördüm çok güzel gol atmış. Fener'de 11'ler belli mi? İki satırı da Fener'e bir şey diyelim. Belli abi. Beklenen 11 çıkıyor. Zayt's Crespo gibi beklenen oyuncular var. Samet. Geri ee, Gerisi aynı. Şeyin bir sakatlığı var. Mevli Yok, Livakovic adı. oynuyor. Livakovic ya ben onu şey olarak gördüm. Hani bir Türk, dört tane Türk oynayıp oyun içinde yabancıları daha çok kullanmak isteyecek diye bir haber görmüştüm. Bu bakalım o maçın Sofa skorunu açayım diyeceğim de açılmamış daha galiba. Yok, açılmış tamam. Ekranlı. Abi bu Adana Demirspor Balotelli almadı mı? Niye oynamıyor Balotelli? aldı abi. Yedekte oturuyor. Bilmiyorum ya sakat ya yani takip etmiyorum ya da hoca tercih etmiyor. En Baya gol atıyor gayet memnun evet, iyi bu arada. Yedekte var mı lan Balotelli? Var. Var. Nani de evet, yedek. Hoca, ter hoca tercih demek ya. Hoca tercihi. Patrick Clivert forvetten anlıyordur herhalde bize göre. Niyen kötü oynamıyor. Gayet iyi top oynuyor. Ondan. Ee, i̇yi bir Adana Demirspor var. Beşiktaş'a karşı ama... mesela çok eksik bir Adana Demirspor vardı ama Fener'e karşı bayağı top tüfek bir Adana Demirspor var. Yusuf Erdoğan, Yusuf Sarı kanatları Fenerbahçe perşembe günü maç yaptı. Bir de üstüne kaybetti. Ve önde savunma kurgulandığı zaman sıkıntı yaşayan bir Samet'i var. O kanatlar İsmail Hoca aynı topu oynayacağım diyorsa sıkıntı yaratabilir. Daha başka bir şey oynaması da gerekebilir bugün. Zor bir maç olacak Fenerbahçe için bence. Abi en kritik oyuncu şu an her ne kadar beğenmesem de Zayt. Geriden çıkarılacak toplar çok önemli şu an. Çünkü ya Endiaye, Emre Akbaba, Belhan da bunlar hem pas açısını çok iyi kapatan oyuncular tecrübeli hem de basabilen oyuncular. O yüzden yani bu maçta hiç hata yapmaması lazım ki Tadic, Şimanski bunları topulaştırabilsin. Ya Tadic bu arada Kim Serdal tam Serdal de. Başkan transferi Yusuf Sarı. Şu an düşündüm de. Bence iyi olur bilmiyorum ama. Bak biri de ensarı de çete yazmış. Hem Serdal Başkan Adanalı. Büyük ihtimal Adana Başkanı ile arası iyidir. Hem böyle bir işte Gaz Sarı istedi, Fener istedi, biz aldık. Gibi bir transfere de ihtiyacı var. Tam bizlik adam Yusuf Sarı. Abi. Abi bir Şerdalı tane süper chat adamı... kaçırmışsın galiba. Süper chat Melih ay, tamam. Ait. Hoca peki Hasan Arat Almanya'da Ansifelik ile görüştüm dedi. Ne düşünüyorsun? Destekliyorum ben yabancı hocaları. Abi yani. Dalı devre Dalı muh. Kesinlikle Talişka'yı zorlayacak. Ondan eminiz. Kat seçilir. Bir Talişka Sonra bir Yusuf dedik. Sarı gelir mi 17'de 17? Bakalım. Ay, ay. Abi akşam seansına bir kupon verebilirsin belki. Verelim şeyi koyun bir kere kesin koyun. Liverpool attı mı? Atmadıysa canlıdan koyun. E, ee, 63-0. Dakika 90. Atletico Madrid'i koyun. Atletico Madrid kazanır bir buçuk üst. Ben Leipzig, abi. Leipzig kazanır bir buçuk üst. Bak, Atletico Madrid, Leipzig Barcelona döndürür. Kaç dakika Barcelona'da? 34 döner bu maç. Barcelona döndürür. 3 oldu. Si Chelsea, Chelsea City, mi Manchester var? City var abi. Girmeyelim abi ona. Ona girmeyelim. Net 2 bence abi. Kupon senin tabii. Ben bu üçüne girin diyorum. Fazla da orana kovalamayın. Leipzig kazanır bir buçuk üst. Atletico Madrid kazanır bir buçuk üst. Barcelona döndürür. Abi Emre Şahinler. Hazan Hoca ve 98'e selam bize bir e-posta yolladım. müsait zamanına bakar mısın? İyi oyunlar dilerim. Tamam kral, bakarım. Teşekkür ederim. Benim edersin. bir fikrim var. Kusura bakma. Buyur. Ya, riskli tabi de. Ben bugün Lyon'un kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Rende Lyon çok kötü gidiyor da bence bugün kaybetmeyecek. Ek maçı oran arayan kardeşlere senden öneri yani. yüzden Ben de Lazio Roma'ya Mourinho kırmızı kart görür diyorum. Oo o işler var değil mi? Fenerbahçe maçı Korkunçal, maçından sonra Leon, yine buradayız. İlman. Yine makaramızdayız muhabbetimizdeyiz. İki saat sonra görüşürüz. Beşiktaş, Beşiktaş maç sonu yayını tamamlandı. 2 saat sonra görüşüyoruz. Fenerbahçe maçı bitince sizlere öpüyoruz. Hoşçakalın.